muymuş? Ya senem ya. Ama istedim. Siz kısayım. Gelecek diye bekliyorum. Hızlı uyum sağladın ama yani gerçekten. Dur şunun ismini atayım, alayım bir. Aklımda bulunsun. Hop. Alamadım lan Harun. Aldım. Şöyle not defteri olarak Saldı abi atıyorum bu otelin ismini. Gönder. Attım abi. Araştırmalarım yapılacak. Olursa haber ederim sana. Boom. Ha başladık mı? Evet. Topel'den sonra seninle birlikte çıkıyoruz. Evet. Gerçekten. Ben böyle geziyorum galiba. Konservasyon gibi. Aynen. Yani öncelikle şunu soracağım. Evet. Bir fobin var mı? Evet güzel soru. Doğukan. Bir fobin var mı? Ya elbet vardır da şimdi böyle elbet düşününce. Vardır ne demek? Bildiğin var mı? Ya mesela bu delikler içime gıcıklıyor. Fobi sayılır mı bilmiyorum. Ama böyle ona... ne bileyim. Tamam. İçini gıcıklıyorsa vardır. Bence de vardır. Fobi sayılır değil mi? Bence o sayılır. Zaman... O delik evet. Olayı evet beni tamam. Şey yapıyor. Tamam. Dododan bir delik geldi. Salla abi. Bir fobin var mı? Benim yükseklik korkum var. Mantıklı. Oğuz. Araknofobi dışında ekstra başka bir fobin var mı? Yok. Güzel. Benim şimdi bende de biraz Dodo'nunki gibi garip bir mevzu var. Şimdi bende de mesela o böyle Instagram'da bazı videolar gösteriyorlar böyle kapkaranlık okyanusta mesela dalga dalga gösteriyor. Aa. Mesela beni geriyor. İşte ne bileyim karanlık mesela korkarım karanlıktan. Karanlık fobim var. Öcülerden de korkuyorum. Yapıyor musun? Korkuyorum öcülerden de korkuyorum. Evet. Işık kapatıp koşuyor musun odana? Koşuyorum. Ben hala öyleyim. Eğer ya şöyle ama... ben zaten mesela mutfağa gideceksem bir kere o mutfağa giderken ki bütün ışıkları açarım ve geri gelirken de aynı sırayla tamam, geri kapatırım zaman... ki koşma mesafem kısalsın. Abi bu fobi değil ki ya. Fobi fobi. Bence karanlık. Bence fobi de zaten... bende dark fobi var. Karanlık fobisi ne demek bilmiyorum abi attım yani bu kadar oldu. Dark fobi. Dark fobi biraz. Yok böyle daha şey arkadaşlar, gibi. Şey hayır hayır. Tamam onu düzeltelim. Başlar, hepsi tamam tamam onu düzeltelim o zaman şey diyelim. Ya direkt no light fobi diyeyim. Ne diyeyim abiciğim evet. Bu hiç aklıma gelmedi ya. Dur bakayım. Bu vardır abi karanlık light. Fobisi illa vardır. Nikitofobi. Ha mesela Nikita. O bak çok da tatlı ismi var. Nikita fobim var benim. Klostrofobim olabilir mi? O Nikto, da olabilir yani. Nikto'ymuş. Nikita değilmiş. Nikto'ymuş. Özür dilerim. Asansöre binebiliyor musun? Biniyorum. O zaman yok değil mi? Yok, lan yok. Ama yok, abi yok. Bak ama işte diyorum ya bak o zaman bu okyanus mevzusu gibi. Mesela o zaman denize de giremem baktığında. Ama gerçi okyanus deniz farklı. Neyse ama şuna yok, gelmeye çalışacağım. İpsizlik seni korkutuyor da. Aynen öyle. Her şey böyle. Bir sanki böyle ben hani havuzda bile yani girsem tek başım mesela karanlıkta sanki köpek balığı çıkacak o filmdeki şerefsiz o köpek balığı çıkıp ısıracakmış gibi beni hissediyorum ya da pirana. Peki şey var mı mesela benim çok sevdiğim bir olaydır. Böyle birisi seni izliyor sürekli. Yok. Arkanda yok. Sürekli biri varmış. O yok ama o yattığım zaman işte bazen. Arkamda da değil de böyle. Ya sen oğlum bu ruh hastasıyla beni niye bir araya getirdin? Paranoid şizofreniye giriyor da o zevk alman ayrı bir sıkıntı. ben supernatural olayları seviyorum. Hiç yaşamadığım için. Belki yaşasam böyle birisi beni bir kere böyle... Nasıl yaşamadın oğlum sen anime kızlarıyla beraber yaşadığını varsayıyorsun ya. Dalga mısın sen? Oğlum ya? Gerçek onlar. Tamam özür dilerim haklısın. Gerçek. Değil mi chat? Lütfen. Gerçek. Devam edelim. Gerçek arkadaşlar lütfen. Devam edelim. Böcek, kelebek, sinek, uçan şeyler. Fobi şeklinde yok ya. Ya örümcek sevmiyorum tabii de. Ha, yükseklikten... Şeyi söyleyecektim fobi onu mi? Söyleyecektim unuttum. Şimdi mesela şu fobiye girer mi? Onu diyecektim. Şimdi sen niye dedin ya salla abi asansöre binebiliyor musun? Hı-hı. Binebiliyorum. Evet. Ama yine aynı bu işte Instagram'da bazı videoları gösteriyor. Adam böyle sadece ama sadece benim de değil. Hani Oğuz zayıflığında bir kişinin geçebileceği bir delikten bir mağaraya giriyor ve sıkışıyor mesela. Anladım. Abi onları izleyince bana ya o zaman inanılmaz basıyor o zaman ya. MR'da bir şey yok ya. Ben oraya MR'da ben de giremem. Oraya ben de giremem de. Mağarada sıkıntı da MR'a girerim. MR'a girdim daha önce. Ben de giriyorum ama sıkılıyorsun işte böyle bir darlanıyorsun falan. Yok bana yok. Ama bence o, sarıyor beni MR. Bilmiyorum ya. Çok üst düzey klostrofobi. Klostrofobi benim bildiğim çünkü direkt kapalı alanda. Bakalım da... buradaki videolarda ne göreceğiz ve neler bizi rahatsız edecek aslında. Bunu da biz kendimize test etmiş olacağız. Ama korkma karşı durabiliyorum yüksekliğe karşı. Yani fobi. Kontrol edebiliyorum. Değil. Fobi şeklinde değil. Yok galiba. Hiç öyle yok. Mesela televizyonda devasa bir yılan görsen etkilenirsin. Yok. Hiç yani etkilenmem. Etkilenirim ama işte fobi ama etkilenen değil. Var. 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 Köpek fobim var. Evet. Yükseğe çıkmaktan... Bunu çok merak ediyorum. Hemofobiye var mı buradaki kimsede? O ne demek? Türkçesi? Kan korkusu. Ha kan yok. Mı? Kan görünce bayılan tayfa. Bende yok o. Sallı abide de yoktur diye düşünüyorum. Bende de yok. O sende de var yok. Mı? Tamam okey. Çünkü çok
böyle içimizde olan bir şey böyle korkutması insanlar bana çok... Onu mesela böyle kan verirken falan biz geçen check-up'a gittik ya. Check-up'a gittiğimde o zaman hemşire sordu. Hani herhangi bir şekilde kandan korkuyor musunuz falan gibisinden. Bakmayın hani o zaman dedi kan alırken. Bir de bu kadar tüp alacağını bilmiyordum. Bütün vücuduma emdi ya. Vampirlere falan. Ne alıyorlar? Oğlum ben evet ya. Ben çok alıştım ama ya. Ya ben küçükken de spordayken de sürekli bir yerimiz kanadığı için ben çok alışığım ona yani. Sen de zaten tam öyle bir haylaz çocukluk var yani. Ben de var ya prenses var. Gibiyim ya. Anlatamam yani. Hiç sıfır haylazlık. Ben de patates çuvalı gibiymişim. Koyuyorlarmış. Duruyormuşum. Benim lafım. Benim lafımı başkalarına satmaya çalışıyorsun goddamit. Ben tamam, sıkıntılı sen ya. Öyleymişsin. Bebekliğin de ben böyleydi peki Dodo. Ben bebekliğim de öyleymiş. Benim de ya. Koyuyorlar abi. Sen bebeğim lan. Çocuk dediğin ağlar. Bebek dediğin ağlar. Anasını babasını çağır. Yok abi. Beni koyuyorlar. Ben de tepemde ya. De bir tane böyle oyuncak var. Dönüyor ses çıkartıyor. Bütün ya bir çocuk... Ya 6 saat ona izlemişim mesela. Böyle bir şey olabilir mi ya? Beynim erimiştir yani. Sabahtan akşama kadar oynarım bu tip çocukla ya. Ben öyle böyle çocuk can kurban diyorsun. Evet. Öyle bir bebeğe gel can kurban ya. Sıfır stres. Yani. Evet ya harika. Yine biz çok konuşmayalım da tersi mersi evet. Çıkmasın. Allah çıkmaktan korkma. Ama önemli olan sağlıklı olması diyelim. Kesinlikle. Sağlıklı olsun. Hayır. Atlama durumu en korktuğum durum o yani. Sen yere çarpmaktan korkuyorsun. Bu arada benim de var. İşte gökdelenlerde zıplıyorlar falan böyle kenarlarda. Onda çıldırıyorum. Bir onda çok korkarım. Bir de şey fobim var galiba. Çok derin okyanus, işte deniz. Bak, aynı şey. Hani dipsiz hani sonunu göremediğiniz. Şeymiş, dipsiz işte, kuyum. Sudan korkmak, aleyna bir de fobi. Derinlikten korkmak. Bu iki farklı fobiymiş. Hani bütün şakalarım boşa gidiyor. Olmayan... Bak gülmediler yine görüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben duyamadım ya. Dipsiz kuyu fobisi, aleyna fobi. Ben de var ondan. Ben mesela duyunca bir şarkıyı çok su korkuyorum. Fobisi. Şimdi arkadaşlar. Deniz ya. Bilmiyorum. Vizyonsuz şakadan anlamayan insanlara zor. TikTok'ta evet, ya Allah. O sırada Karadeniz düşme. Konuşulsuz sürekli. Ben idare edemedim ya. Tamam, pardon. Oğlum ne özleşmişiz biz. Normal evet. Oturmuyorduk ya bayağı. Palm Angels neydi bu marka mı ya? Böyle bir şey vardı sanki hep. Unutma ne? Bilmiyorum. Bunun şey boğazında Palm Angels yazıyor ya. Bu marka mıydı? Ha. Bir markanın bir olayı mıydı? Çünkü sanki bu tişört bir ara çok popiydi de hatırlamıyorum şu an. Marka değil mi? Herhalde. Markadır herhalde. Öğrenmiş olduk. Bir şey daha. Hani onda evine davet etmediği olsun, için. İki dakika konuşursan başlayayım. Sen beni evine davet ettin. Ben annemlerle yaşıyorum lan. Tamam oğlum annenler bir yemek yapar bir kap yemek yerim. Şey var? Neydi o kuymak yersin gel. Aa. Tabii ki. Birlikte. Mesela bir şey daha soracağım. Mesela bende Sadullah fobi var mesela. Yayının 5 saatte bitmeyip 8,5 saate uzaması gibi bir korku yani. Mesela bu girer mi fobiye? Ya uzun oturuyorum burada ya. Şaka yapıyorum abim. Özledim ya o yüzden uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Ne demek estağfurullah rica ederim. Başlamadı bak video görüyor musun? Hemen laneti değdi şu an. Bir de şey TikTok'ta. Triskaide kafobi Triskaide bir şey. Çok uzatmışlar. 13 fobi yapsalarmış. Easy işte abi. Ne o item barım fobi yani. Ne 13-17 bak. Bu da enteresan. Ne? 13-17. Bir anlamı olabilir. 4. ay mutlu olsun. Nehir'de 1. yılda gelmiş. Nehir'im selam. Yehuda da 8. ayında okumadıysam onu da. Bu çok popüler videoları. Siz ama bu videoların özelliği nedir? Bu videoların özelliği insanlarda bulunan fobileri tetikleyen videolar. Tamam güzel. Biz de birden 10'a kadar rateleyelim. Hani bizi ne kadar rahatsız etti birden 10'a kadar. Onu sormadık ama. Neyi abi? Ben mesela videodan rahatsız olmuyorum. Ben o yükseklikte bulunmam lazım. Ha. Ha. VR'da bile VR'da da rahatsız olmuyorum yani. VR'da bile rahatsız olmuyorsun. Tabii. Burcu mesela çünkü... VR'da rahatsız oluyor. Ama Burcu biraz şov peşinde abi. Evet gerçeklikle o zaman ayırıyorsa beyin. Yok yok şaka bir yana VR'da şöyle. Tabii. Tam olarak ayırmıyor masallı abi. Sen VR'da hiç şey denedin mi? Evet, roller evet. Coaster'da. Ben... Roller Coaster'da çünkü bak, bittik mesela başının önebiliyor veya miden kalkabiliyor. Böyle hani gördüğünü yaşatıyor sana sanki beyin. Benim sorunum bak güvenlikle ilgili. Yükseklikte güvensiz hissedersen bulunduğum ortama. Aşkım selam bu arada. Sallar da arkandan yani, konuştu haberin olsun. Yok dedi ben dedi. Ama mesela anlatabildim. Mesela kokusu yaşamıyorum dedi. Şu mesela kayık vardır ya böyle mesela. Klasik gondol. Ben onu hayatta binemem yani. Binersem şey, de... Gondol dediğin şu sağa, şu sola gitti. Evet evet. Abi o zaman Sadullah abiyle gondol videosu gelse YouTube'da kaç izlenir? Chat. Abi binemem binemem. Adam Sadullah abi. Gibi bu sefer abi. Ama hani... bak kamikazeye bindim mesela. Salam bir iki tek atarız. Bir iki tek atarız hiçbir şey anlamazsın.
Ya yani iddia olursa bilirim ama rahatsız olurum yani. Oğul abi ne olacak maksimum? Ben yanımdayım. Elini böyle... tutacağım ya. Tamam. Tamam. Elimi tutarsan her şeyi yaparım. Abi yani uçağa binebiliyorsun ama mesela açık balona binemezsin. Görmemesi aynen, lazım aynen, işte aynen. Aşağıya evet, canım. Evet. Koruması... Yani şey görme sorun değil. Ben kendimi güvende hissedersem sorun yok ama anlatabildim mi? Bu güven lan çöker mi burası diye böyle bana bir kaygı geliyor. Anladım. Bu da fobi işte yani. Anladım. Okey. Ya ama kaslı böyle omuzu geniş biri olunca tabii ben tabii, tabii şey yani. Diye korkuyor yani. Yani. O zaman Goblin. Ama bir dakika. Eğmen 8. ayında, Elondark 17. ayında, Mühendis Penguin'de 20. ayında, Ola Amigas. Nasıl bir penguenlik bu ya? Penguin. İspanyolca konuşan penguen mi olur? Gözünü seveyim. Hayırsız bir bölüme hoş geldin. Hoş geldin. En son kamp videoları izletmiştin ya. O da insanın dışında. Yani buraya Meksiko. Bu iyi var mı? Bize bir korku konumu. Ya yoktuysa da şimdi olacaksa? Olabilir. Ya da öğrenmiş olacaksın. Tanı koyacağız işte senin hastalığına. Tuğba abi işince. Ben sanmıyorum. O kadar pürüz bir insan değilim ben. Pürüz her video izleme dönünce hangi fobiyi tetikleyeceğini söyleyeceğim. Eğer bu tarz bir fobiniz varsa lütfen o videoyu izleyin. Bence bu kız saçlarını spreyliyor. Bu kadar hacimli olması çok zor. Yani bakayım. Saç tipiyle alakalı biraz daha mı? Zor. Oğlum bak rahat berber konusunda bana güvenin ya. Benim berberim zirve bu konuda yani. Ona göre ücret. Zirve berber. O kadar 500 değil 300 liraydı bu arada. Nakit ödersen 250 doluyor galiba da. Onu geçtim. Benimle o kadar dalga geçtiniz. Koray denilen şahıs en son Tekirdağ'da 200 lira almış. Böyle dedi bana. Oha benim berberim de dedi 200 yapmış dedi. Ya. O da çok ama almış geçmişti. Diyorsun. Koray'a vermiş o ya. Yani. Koray almış parayı. Hayır işte 200 lira olmuş işte ya. Fobimizin adı arkadaşlar. Basit bir şeyden başlıyoruz. Klostrofobi. Ha evet. Klostrofobi. Ama işte bak şimdi. Zorlasam bu da var galiba. Şimdi evet. Ben de çok fobi varmış. Üç, bir derinlik, bir yükseklik, bir de kapalı. Mert kendini tanımaya başladı. Abi yok bucu gerçekten... Mesela bu beni herhalde rahatsız etmedi çünkü bu insan yani. Değil ama bu bir insan yüzü olsaydı çok rahatsız olurdum şu an. Kanka ne izliyoruz şu an? Ne gerçekten? Arkasından insan mı çıkıyor? Şöyle. Evet öyle bir şey olacak. Klostrofobi oldu. Sıkışma ya. Tamam. Neyin sıkışması? Anladım. İnsan değil ki. Ne evet. Olan? Anladım. Taş anladın mı? Orada insan olsa çok beyin gererdi. Klostrofobisi olanlar bundan rahatsız olması gerekiyor ama. Öyle herhalde. Galiba evet. Orada bir sıkışmış herhalde. Bir insan hissiyatı. Evet. Oğlum bende şöyle bir şey olmuyor. Ben ama evet. Mesela... Bu çok rahatsız etmedi beni. 1. Hiç 0 ya. 0 da olur. Bari 1 verseydin insanlık namına ya. Adını yazmış ya. Adını yazana 1 verilir yani. Evet abi. Sağ ol da 1 verdi Dodo. Adını yazmış olduğu için ben de 1. Bu gerçekten çok rahatsız ediciymiş. Ben ne kadar chat'e bakıyorum. Chat'ten de 0 ile 1 arasında. Bu gerçekten benim de en yakın olduğum fobi bu olabilir. Bir de deprem korkusu falan var ya insanda. Evet. Allah korusun. O var. Yok. Yani çok değil. Tabii ki rahatlatıcı bir video da değil ama böyle yani çok slime gibi ya. Bir şey söyleyeceğim. Slime gibi rahatlatıcı bir video. Bir kıta durduralım mı? Şimdi deprem fobisi olur mu ya? Zaten hani zaten korkman gerekiyor ben. Doğru. Bunu bir ayıralım yani. Bence yani fobinin evet. Bir anlamsız olmadı. Ama... Yani o zaman bende de aslan fobisi var. Yo. Ama şu olabilir bu arada. Mesela yani. Ben silah fobisi var bende. Hayır abi salla abi şöyle düşün ama şimdi. Bence... Deprem fobi olması şu yüzden olabilir. Deprem bölgesinde olmayan birisinin neden deprem korkusu olsun ki mesela? Travma. Yani maksimum olur. Abi o kaygıya girer bence. Bence evet, fobi bence şöyle. De. Mesela... Televizyondan gördüğünde de tetiklenmesi lazım. Ya abi ama tamam da bu yoksa işin bencisi var mı ya? Bu işin bencisi. 8 tane mesela kaplan üstüme gelse ben korkarım yani şimdi. Ben de kaplan tamam. Fobisi. Ama bu fobi... Ha. Ama televizyonda görsem umurumda olmaz yani. Aynen. Evet. Ya da kafeste korkuyla görsem. Fobinin arasındaki fark. Işte. Evet. Bence fobinin direkt tetikleniyor olması lazım. Evet. Bir izlediğim program vardı. Adam gömülmüştü canlı. Ondan oha. Da ötürü böyle bir korku. İşte böyle şeyler korku yerleştiriyor demek ki. Evet. Ama bu düşünce hiç hoş değil. Öyle bir yerde olacağımı ölmek isterim yani. Oha. Bu demek ki fobim var. Evet oğlum ya. Daha birinci videoda bu aranın bir öğreniyor kendini. Ama kimse bence canlı diri gömülmek istemez ki yani. Çünkü konsolofobinin ikinci videomuz daha var. Canım. Ha bak abi bunlar işte. Çok değişik. Ha. Mesela biz Alp'le şunu yapsak yarı yolda sıkıştık. Peki yani ne çıkamazsa? Ben mesela bununla şu an çok rahatsız ettim. Böyle yani. Ölen çok kişi var. Bak. Ay. Ya burada sakin kalabilirim mesela. Oha klostrofobim var dedi burada sakin kalacağım. Yok abi burada sakin falan kalamam. Yani. Kendini düzeltti abi. Ya bu beni
Şurada kendimi oğlum, çünkü koyuyorum. Buradan... Hani ama bir şey diyeceğim. İzlerken ama böyle hani gözlerim kapatma ihtiyacı da duymuyorum. O yüzden hani o zaman bu fobi değil de korku mu giriyor o zaman? Bilmiyorum ya. Ben şu an hissetmiyormuş kız. Korku. Ya söyle abi. Şey yani şurada aslında bir tehlike yok yani. Bence yok bu derken Elif sıkışmış bir adam. Sıkışmış ya. Ama hani atıyorum oradan geçebileceksin. Evet hareket yani edebiliyor ama. Yani. Evet. Burada panik olabilir. Şu kadarcık hareket bence ediyor. Bence bu klostrofobi ile alakası yok. Bence var. Tabii canım klostrofobisi olan burada bayıldı bir ya. Ya yılan çıksa bir şey evet. Çıksa. Ama bu adam da yok. Bu adam büyük bir profesyoneli bu işin. Bu biraz aynen rahatsız öyle etti beni. Ben bunları kendime 7 veriyorum. Rahatsız olma puanı olarak. Ben de hiç yani sıfır etkilendim diyemeyeceğim ama. Adama sihir oluyorum ben ama. Adam ne işin var lan orada diye. Oğuz 2 verdi. Sadop ve Dodo. Ben 4 verdim yani. Dört. Ben de 3 vereyim. Biliyorsun bir tane kanyon diye film vardı. Abi çok bu adam büyük ihtimalle şu hareketi 100 kere falan yaptı. E tabi kanyon adam yapmıştır da yani. Evet, o ama şey dediğim saat gibi ya o kanyonda. Ama bu arada bunun... Söyle canım. Chat'te başlığı doğru okuyan birisi çıkmış bak. Alien dostu kanal yaptım ama aslında teknik olarak hani aile dostu kanal. Orada yine üst seviye bir laf cambazlıklık var. İşte yakalıyor insanlar yakalıyor abi. Bu kanalda yakalıyor bunları. Evet Dodo. Şey bunu görünce aklıma şey geldi. Viggo Mortensen'in oynadığı yakın bir zamanda bir olay oldu ya böyle çocuklar bir yağmur inanılmaz yağıyor çocuklar mağaranın altında kalıyor. Filipinler'de mi ne öyle bir yerde. Onun sonra filmi çıktı. Hatırlamıyorum. Biri hatırlayan varsa böyle o çocukların kurtuluş hikayesi. Mesela orada ben birden şey olmuştum böyle rahatsız olmuştum. Bildiğin çocuklar var. Sende de biraz giriyor var o zaman Dodo. Senle bende biraz var bak bu. Ama biraz var. Mini fobi. Ama evet, film ya filmden şey olmuştum. Müzik de giriyor. Duygu da giriyor. Giriyor. Evet, 13 zaten, yaşanmış aynen filmin adı. Bakmak isterseniz. Bildiğim bir 13 tane çocuk bir okul gezisiyle bir mağaraya giriyor ve inanılmaz bir sel başlıyor ve mağaranın çıkışı kapanıyor komple. Bu gerçek bir olay. Sonra bunu filmini çekmişler. Kötü. Yani orada ben şey olmuştum hani gerçekten o çocuklar nasıl çıkacak falan. Çocukları bayıltarak falan çıkartıyorlar yani. Oha. Çok korkutucu. Mesela orada gerçekten şey olursun ama bunlarda bu videoda mesela bir şey olmadı bana. Bana oldu. Elda oyun 31. ayında selamlar hoş geldin. Side 4. ayında o da merhaba. Başlamadım bak, yine. Bir tane hani başlamadım. Ya biraz aksın ya abi. Bunları izleyerek mi fobimizin ortaya çıkmasını bekliyoruz? Fobi tetikleyen video. Beni gayet tetikliyor bu arada. Aşırı yani. Benim çok gevezeleşmem beni de biraz tetikledi. Stres altında olduğumu göstergesidir. Bu rahatsız edici ya. Evet abi. Bir de soğulması da ayrı bir korkutucu. Boğulacak mısın gibi sanki. Ya ben beni rahatlatıyor biliyor musun? Onun oh my god gerçekten öyle. Su yükselse boğuluyorsun abi. Yeterli zamanda ama dışarı çıkabileceğinin garantisi yok. Orada ne kadar... Ama... Bir tane hatırlıyor musun? Gene böyle bir... bir adamın biri girip böyle bir kutuda hazineler buluyordu hatırlıyor musun? Daracık bir yere giriyordu hatta. Hatırlamıyorum. Ha, iki kutuda yine böyle kilise şeyi falan buluyordu. Hatırladım. Mesela iki taraf yıldızı falan. O beni daha çok... İki taraf taş olunca mı? İki tarafta da. Mesela sonra beni rahatlattı demek ki hakikaten bende fobisel bir... Sen enteresan bir adamsın abi. Evet. Ben dayanacağını bilemezsin yani canımdan kıymetli değil diye düşünüyorum. Oğlum çok şey aşırı dar. Ama bir manyak şey bir de sulu ortam yani o anda yağmur yağsa öldün aptal herif yani ben bir saattir sıkıyorum kendimi bu nasıl bir video? Pardon ben stres altında çok kötü şey alırım. Olabilir. Gayet doğal bunlar. Bak topeli anlıyorsun. Çeneme yansıyor. Peygamber sabrı var. Stresim çeneme yansıyor. Şişeye oturup ölmeyi bekleyeceğim bak. Biraz aa şişeye oturmayı herkes istiyor görüyorsunuz değil mi? Bana özel değil mi? Ya tamam da biriyle birlikte gidersin. Bir tane video var böyle yine işte aşağılara inmeye çalışan bir çocuk. Yanında da kız kardeşi var. Sıkışıyor mesela kız kardeşi gidiyor arıyor hemen ambulans. Kurtarma ekibi. Çünkü sıkışabilirsin. Bu çok riskli bir şey. Günümüzde yaşayan insanların 6 tanesinden 4'ünde klostrofobi varmış. Evet. Devam ediyoruz. Peki İkinci bir şey diyeceğim. Niye 3'te 2 demedin? Yok 3'te 2 olmuyor. Pardon hemen kes burayı. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 3'te 2 oluyor. Oluyor mu lan? Bir an pardon çok... Alanıma da girmeye başladı. Bir an çok korktum matematiğim yanlış değil mi? Şimdi geçiyoruz ikinci fobimize. İki tane fobi var izleyeceğimiz videolarda. Bir tanesi entomofobi, diğeri ise arachnofobi. Böcek bu. Oğuz evet, kapa gözlerini koçum.
Kapa gözlerini. Entebo'yu izleyebilirim ama bana kendime. Entebo ne Entebo? Ooo hocam. İşte benim bende bu var. Ben bunları yedim. Ne? Yansın. 7-18'den itibaren bakmayacağım. Yani şöyle, yine Sağol abinin söylediği bir cümleye döneceğim. Yani bunu ben yapmam. Yani gerçekte görsem ben böceğe dokunmaktan ya da işte yani rahatsız olurum yani. Ama izlerken bir problem yaşamadım. Bende de yok. Bir şey. Evet, o yüzden abi. Beni 3 rahatsız etti bu şu an. Sıfır da diyemem. Yediğim hiçbir şeyden korkmam. Ya. Belki korktuğun için yiyorsun. Dodo için arkadaşlar, Dodo için 2 tipe ayrılıyor bu. Bir yiyebildiklerim, yiyemediklerim. Yani besin zincirine göre korkularını sınırlandırıyor direkt yani. Mesela karanlık, yiyebilir miyim, yiyemem, korkarım. Anladın korkabilirim o yüzden. Evet, rahatsızlık şeyinizi alalım. Buyurun hızlısından. Abi videolarda hızlı rahatsızlığınızı söyleyin. Chat yazıyor bak, sıfır, chat. Sıfır. Ben bunu 3-4 adını yazmaktan 1 verdim için 2 verdim ben buna. Yemek yerken bile süper. Ben de 3 verdim. E oğlum kıskaca mızkaca şey tıngırısı bir şey var. Lan örümcekten korkuyorsun. Kıllı bunlar da kıllı. Bunlardan niye korkmuyorsun? Ama ya o garip ya. Yok. Ya o anlatmak bir saçma bir açıklama olamaz. O garip zaten, ama. Zaten. Yok örümcek. O bir zaten yani. Açıklanamaz olması doğru, da gerek. Doğru. Hayır ben de bundan. Oğuz bir bakmayı dene ama bir ucunda. Hayır. Ya açmıştır hani. Ya oğlum oyun oynadın. Oyun. Bir tane. Witcher'da bile yaptık ya. Evet yaptık. Abi kafamı eğik bakıyorum. Yarısını falan götürmüyor. Sadece bize gözün ucuyla bakıp çeksen mesela hemen tepkiler. Kötü oldu. Evet tetsin kaşınmaya. Var bende bu ne? Tamam. Tamam da ağzından. Sen de her şeyde kızarıyorsun. Su değilsin kızardım. Örümcek gördüm kızardım. Utanıyor olabilir misin acaba? Ya ben ne yapayım? Vücudum böyle yani. Tamam devam. Ben de istemiyorum ya. Suya girelim. Ay gördüğümü bilmiyorum ama en çok bit alan yayıncılar açıklanmış mı? Ya bunu açıklayan kişi Milli Eğitim Bakanlığı falan gibi mi? Yani bunu kim açıklıyor acaba? Biz 4. olmuşuz. Lan 2'ydik ya. 4'e mi düştük? Evet 2'ydik hani. Abi ya. Neyse olsun abi. Bu ayda böyle olsun abi. Tatile gideceğim. İlk onu iyidir. Ay gözüm. Evet. Sana bir fotoğraf attım bak. Bu şekilde yiyorsun bunları. Çok da fena bir şey mi? Göründüğünden çok daha arkadaşlar yakalı. Buyurun. Gördüğünüz gibi zehrinden arındılıyor. Arındılıyor yalnız. Arındırılıyor. Arındırılıyor. Yani peki kemik falan hani hiç organ veya yok. Kemik hissetmiyorsun. Yok. Ha? Et yani. Yok. Kıtır et değil böyle kıtır kıtır. Şey gibi. Cips gibi. Cips gibi aynen böyle hani kıt kıt falan yapıyor ağzında. Yani cipsin şekillisi. Güzel yani abi yenir ya. Yenir ya. Cidden bir kere yemeniz kuru lazım olan bazı şeyler abi, var. Kuru yemiş gibi abi kuru yemiş yani. Çok kötü. Bir şey söyleyeyim. Bunun örümcek versiyonu da var. Hayır örümcek atma o yenmez bence de. Mesela bundan bir tetiklenmemen garip olur yani şundan tetiklenmemen. Ama bunlar evet bundan tetiklenmiyorum ya. Bunda ulan bu da örümcek gibi baksana şuna. 1, 2, 3, 6 kolu var. Bak ağzından arı çıktı. Bak arı ne gerek var. Bundan çıkartacağız hiçbir şey yoktur da. Ben artık bakmıyorum. Çünkü bir geliyor. Abi hiç gevelemeden konuştu ya. Ağzında böyle bir şey varken. Mesela bu arada bende de mesela ben örümceğe ekstra benim de bir şeyim var. Bak yok değil. Hani bütün böcekleri böyle yan yana getir. Örümceğe ekstra bir tetikleniyorum ama onu da biraz şeyden kaynaklı. Çocukken annem yine klasik bir korku filmi izliyor. Ben de böyle korkarak izlemeye çalışıyorum kendi çapımda. Dev böyle örümcekler vardı. Yani hatırladığım birkaç tane görüntü var. Bir dev örümcekler vardı. İki tavandan inip hayır. O değil arkadaşlar onu biliyorum. Tavandan inip ağzına falan giriyordu böyle falan. Tamam anladım. Filmde mi? Evet filmde. Benim dediğim yani. Film böyle bir filmdi. Hatta örümcekler o kadar dandikti ki yani. Çok eski de bir film muhtemelen. Ama işte o zaman biraz bir travmatikler yaşatmış bana yani belli ki. Yok abi bu. Hadi bakın buradan sonra. Ya da yani mesela ben şu an evde bir örümcek yani göreyim. Şey. O örümceği ondan sonra öldürmeyeyim, kaybedeyim mesela. Hadi öldürmek demeyeyim de dışarı atmayalım da. Uyuyamam yani. Bu ben fobiye girer mi bilmiyorum. Evdeki birine söylerim. Girer yani. Alsın yani. Çünkü bir anlamı yok fobinin. Yani o örümcek sana zarar verme ihtimali %99'dan az yani. Ama yine de uyuyamıyorsan o %99 çok, çok büyük bir oluyor. Zarar vermeme ihtimali %99. Zarar verme dedi daha. Tamam özür dilerim. Cümle kuramıyorum. Ama işte üstünde yürüsün bile istemiyorsun. Yani. İstemem tabii. Ama bir yandan yanım zarar görmeden bu iş yapabiliyor adam. Çok iyi lan. Wow, aynen öyle Elif Panda. Bundan da yedik değil mi biz? Tam olarak mesela bu. Ve bu şey. Çocuk bizim Orkun. Ha. Abi. Götür. Ne yapıyorsunuz? Orkun çıkarıyor. Orkun muydu gerçekten? Evet Orkun mu? Evet.
Bak dur. Çok benziyor. Şaka yapmıyorum. Dediğim gibi orada videoyu izlerken bak, tetiklenmedim 66 ama. 66'ydı 83. Goreng 4. ayında hoş geldin. Okey. Melnetio'da 16. ay. Ağzıma girip çıkması. Hoş değil diyorsun. 100 bin lira verseler. Tek yaparım. Ağzına tarantula sokar mısın? Böyle ama yani. Güvenli olduğunu bilsem sokarım. Ben de aynı şekilde güvenli teknik olduğunu olarak... sokarım. Ağız örümcekler için inanılmaz güzel bir ortam. Nemli, karanlık. Yani örümcekleri bir ortam. Ya kulağımı da kapatacağım şimdi yemin ederim. Ben 100 bin liraya olsun yani. 100 bin lira az mı geldi abi? 100 bin dolardan aşağı. 100 bin dolar mı? Oo abi sen de ne yaptın ya? Örümcek sokuyoruz abi. Ben o yüzden dedim işte zaten arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Bunu bilim insanları söylemiş ben demedim. Ömrünüz boyunca bilmem kaç tane örümcek yutuyorsunuz yiyorsunuz zaten aslında istemeden. Sıcam ya. Ama öyle. Bak ömrünüzde. Abi bilim insanlarına da yalan deme ya. Abi neyse bilim insanları değil onlar ya. O ne diyor mu diyorsun abi? O ne diyor onun bilim insanları farklı tabii. Uyurken kaç tane örümcek yeriz abi bak. Ya böyle bir bilim dalı mı var arkadaşlar? Hangi bilim insanı bunu açtı? Abi bak kimileri diyormuş ki yılda 8 ya. Ben de 18 diyorum. Şey bilim insanları bu konuya açıklık getirdi diyor. Bak içinizi ferah tutun ben. Uyurken örümcek yemiyormuş demişler bilim tatlı insanları. Tatlı versiyonları var ya bunların. Onlara hiç baktın mı? Yalanmış yalan. Var gerçekten. Biliyorum. Yalanmış chat. Bilim insanları kanıtlamış. Unutma az önce dediğimi. Şimdi, ama Dodo'nun dediğiyle mantıklı geldi. Hani ağzımız böyle güzel ya. Dedi ya örümcekler için o yüzden. Doğru bana da değil. Mantıklı geldi. Goreng tekrardan teşekkür ettim bu arada. Eşli fikrim güldü. Hatta Dodo o konu alıyorsun. Şey yapalım. Bir evet. Tane işte örümcek türü var. Böyle gözleri bayağı... Jumping spider. Evet hani böyle biraz daha tatlı gözüküyor. Hangisi ama hangisi? İnsanlar için. Hangisi? Sen istersen yayında bak bir neydi? Purple adı? Gold Jumping Spider mı öyle bir şey? Purple Gold Jumping... Abi bu ne ya? O ismi bile şey yani bu. Arkadaşım bana işte spider'ını söylemeden sadece adını söyledi tamam mı? Ben de bu neyle girdim internete baktım. Oğlum bundan kokmazsın ki. Şuna yok, bak. Güzel değil mi? Öyle küçük bir yanakçı. Oğlum Los Angeles Lakers'lı bu direkt kanka, doğuştan. Çok kötü ya. Yanaklarını sıkmak istiyorsun örümceğin lan. Bu mu? Oğuz buna bir bak bakayım bu mu? Bakmam hayır. Bak oğlum, bir tane fotoğrafını buldum. Evet evet bu. Can örümcek mi çincen? Harbiden öyle. Can örümcek mi çiçen? Bu küçük yengeç yavrusu gibi. Baksana şuna. Ha, yengeç gibi bu. Kaderim bu benim. 6. ayında hoş geldin. Çok tatlışmış. O zaman en tatlı örümcek. Ya tamam. Allah'ım ya. Neymiş? Ya şundan da mı korkacaksın? Ya şuna bir baksana. Bakmam. Ya yanaklarına sıkmak istiyorsun. Bakmam. Nesin sen he? Şişt. Kafası bir tık büyük gelmiş ağzına ya da ağzı kasına büyük gelmiş. Mesela bu kötü mesela. Şuna baksana yani. Bu tatlı değilsin şimdi sen. Bunlar da en zehirlisi şey miydi? Black Widow muydu? Black. Ya şey grama göre, büyüklüğe göre evet. Black Widow yazdım. Scarlett Johansson çıktı. Ne o Scarlett çıkardı bir tane. Black Mamba. Black Mamba. Ya bir sürü şey var ama gramajına göre en zehirli hayvan Widow ailesi. Tamam. Evet. Devam ediyoruz o zaman arkadaşlar. Buyurun. Sana kaç para verseler ağzına tarantula sokardın? Ben 100 bin TL'ye sokardım bu arada ya. Düşünmek istemiyorum ya. Ama da okey 100 bin. Oğuz elendi. Başka sağ ol abi 100 bin dolar dedi. Chat. 100 bin dolar. Ha iyi bir miktarda anlaşabiliriz bu arada. 10 milyon mu arkadaşlar? 10 milyon ne? Ya Avrupa şampiyonu oldu. A milli takım 10 milyon, 14 milyon TL'ye kazandılar. Dalga mı geçiyorsunuz? 500 bin dolar kazandılar zaten. Siz de çok uçmayın isterseniz yani. Ağzınıza bir örümcek sokup çıkartacaksınız euro. Ya. 500 bin euro pardon. Tamam işte 14 milyon TL yapıyor. Hadi. Hadi tamam o zaman. Güzel güzel. Sallığa başladı hemen. Belli de olmaz şimdi. Devir kötü. Abi o boğazına giderse ne yapacaksın? Afiyet olsun. Bir şey yok oraya yani. Sıradakine, sıradaki fobimiz akrofobi. Heh delik. Bu da yükseklik. Ayaman. Sağ ol abi seninkisi. Absent 24. ayında hoş geldin 2 yıl. Ama herkeste var abi yükseklik. Ama bu fobi. Korku ayrı. Zaten bebekler de mesela daha yeni doğmuş işte ya da çok daha küçük bebekleri getir. Böyle bir test yapıyorlar. Can koyuyorlar falan ya. Gitmiyorlar onlar oraya. Hmm.
Yani doğuşsal bir şey. Yok, o doğuşsal değil. Bunlardan bahsediyordun değil mi sen? İçgüdülere bağlanıyordu. Mesela bunları izlerken rahatsız oluyor musun abi? Bu çok ben oha. Şey. Ben de oha. Şu an kafasının üstünde biri böyle tutuyor olsun. Benim kuzenim bunu izlerken... He ama sen yapar mısın desem ben de yapmam yani bunu. Hangi ruh hastası yapar? Bu yaparmış bu çocuk. Zaten yapan bir abi... Güvenlikli yaparım ya. Güvenlikli... Lan kazıdılar yani. Bungee jumping ekipmanı var ya böyle. Yapmam mesela bungee jumping çünkü kopar diye korkarım. Ben öyle bir ekipmanla beceremem bunu. Bu kadar uzun süre duramam ama bungee'ye okeyim. Ben değilim. Buna değilim. Nefesiz çünkü üzerinde duramam ama anlamı yok. 5 saniye durup düşecek. Ben bunu biraz seviyorum. Yani beni şöyle böyle birazcık yüksekte olmak bir şey gelmeyecekse tabii ki başıma. Biraz... 10 üzerinden 2. 1. Ben de 1. Bence de 2 bu yani. Hani fobi olarak baktığımda. Biraz hoşuma gidiyor. Abi bu sıfır bir daha bir kulaklık falan takmış. Ama beni oraya çıkarsalar yani. 10 yani. Sokakta anladım onu. Yürüyormuş gibi ya. Hayatta çıkmış. Ama dediğim gibi yani bu fobilik değil. Ben de 10 derim o zaman yani. Çok riskli. Aa ne yapıyorsun? Bunu yapabilirim. Ne? Atlıyor mu? Evet. Bunu bu arada yapabilirim. Ben çok da kötü. Adada falan yaptım yani. Bu yükseklikler yüksek belki olmasa ya. Bile bir tık daha altından atlamıştım var yani öyle. Dağdan denize atlamıştım. 15-20 metre atladı mı ya? Atlamıştır bence. Atlamıştır. Daha zaten fazla 15-20 metre az söz oldum. Kaç kat indi baksana zaten bir şey ya. Kötü düşmüş yani. Evet. Baksana 1, 2, 3, 4, 5, 6 rahat vardır ben sana söyleyeyim. Evet. Yani. Rahat vardır 6. Ya bu 3 atlayıcıları 20'den atlıyor zaten. Yani biliyor olman lazım nasıl atlayacağını, abi, nasıl düşeceğini. Abi çivileme gideceksin. Lazım. Yani suya bak hacmini büyütmeyeceksin. Ben bu arada atlayamam ya. Atlama fobi de var bende. Bir de şöyle orada tekne var, bilmem ne var. Evet. O çok sıkıntı. Evet. Konum yanlış. Atlayacak olsam bomboşuna. Evet. Artı bir. Ve tabii derin olacak yani. Derin olduğunu da bilmek lazım. Su acıtır arkadaşlar. Su şöyle yüksekten atladığınız zaman zaten mantık olarak su olmuyor, abi, beton oluyor. Buradan yanlış atlarsan. Evet. Burada mantıklı olan şey ayaklarını bildiğim kadarıyla yine konuşayım ama dik sokmak yani çivi gibi. O hani oraya ince kendini sokman lazım. Yayvan girersen topuktan... burada hani şöyle sırt üstü düşsen şuraya ölürsün öyle söyleyeyim. Tabii. Bu yükseklikten. Allah. Hop. Ki bu sanki bir tık hani saçma düş, poposun üstüne düşüyor. Biraz tehlikeli değil mi? Biraz da açı veriyor bak. Veriyor biraz açı görüyor veriyor. Aynen gördüm. Niye videonun sonu yok tehlikeli değilse? Önce ayak sonra popo gibi. Hiç koruması yok, bir şey yok. Buna o insanlarda bence farklı bir hormonal durum var. Yani şey hisse... Bir. Bir yani. Ben de fobiyle bir fobi tetiklemesi olmaz mı ya? Etmiyorlar bizim hissettiğimiz. Hatta ben biraz da hissetse duramaz. Yapsak mı falan. Evet. Benim gözüm kararıyor lan. O yaşanılan adrenalinden zevk alıyorlar. Bir rüzgar çıksa. Adrenalin bağımlılık yapan bir enzim zaten. Nereyim öksürsen, tansiyonun düşse. Öksürsen. Bir an. Her şey olabilir. Gözün kaçırsa, kuş gelse. Kuş çarpsa. Aa hiçbir şey olmaz kuş çarpsa. Yaptın gittin yani. Kime kuş çarptık ya? Adam havada. Adam havada kuş çarptık. Geçiyoruz arkadaşlar. Bütün kuşlar birbirine çarptık. Öyle deme çarpabiliyorlar. Bu ya senin fobin işte. Delikten korkma. Hayır. Şaka. Şimdi anlayacaksın. Delik olayı anladım abi. Evet. Delik olayı. Ben bundan rahatsız oluyorum. İzle bakalım o zaman bir görelim. Bak arak yendim gibi bir şey oldu. Aa bu ne ya? Çıldırtma beni. Bak. Bu ne? Bu delik değil ki. Bu başka bir şey. Hoş değil ama. Bu yuvarlak. Bu beni de rahatsız etti bu arada. Bunlar parazit mi? Bilmiyorum ama beni de rahatsız etti. Gülümsemeye bakıyorum. Bu beni rahatsız etme değil. Abi, bu ama ne ara yapışmış ki o ya? Bu ne abi? Kendi yapışmış. Hayır ne ya? Böcek mi yapışanlar yoksa? Barbunya mı yapıştırmış ya? Parazit. Bu ne var ya? Ha mesela bu bak. Bunu gösterselerdi bana şu anda ölmüştüm ben. Yok abi gerçekten ya böyle bir şey böyle biz böyle görüntü oluşması istemiyoruz. Parazit böyle hayvanların canlıların içinden falan çıkıyor. Burak ama bu başka bir mevzu Burak. Ama bir dakika kapat bir. Bak. Evet ben bunu gördükten sonra o kadar uzun süre kendime gelememiştim ki. Hamsilli olmasaydı aynı tepki verirdim. Bu köpeğin derisini sıkıyorlar içinden larvalar çıkıyor. Özellikle ağzı. Nesi çok iyi lan. Ben bu videoyu... Ben bu videolara bayılıyorum sivilce sıkma falan. Ben bu videoyu izlemiştim ve böyle iki hafta mı ne aklıma geliyor. İki hafta aklımdan çıkmadı sonra açtım videoyu tekrar böyle izledim ki geçsin diye. Ne olacak lan? Çok kötü oğlum larvalar çıkıyor köpeğin derisinden sıktığında. Bizden de siyah.
Ulan çok merak ettim, orijinalini bulabilir miyim? Ya abi kıyma makinesine de kıymayı koyuyorsun ve vurucuk diye çıkıyor ya. Ondan da rahatsız olanlar var. O değil abi. O değil abi. Ben canlı bir parazitin içinden çıkması bir şey. Evet evet. Şimdi buldum videoyu. Ben kulağının bir tarafı tamamen parazit olmuş abi. Sağ ol abi, buldum videoyu. DC'ye bak. Yayını açma bence yani. Çünkü birazcık yani ben şey. Yayını açmayacağım. Yayını açmayacağım canım. Geldi mi? Dur, geldi. Geldi mi? Geldi. Evet başlıyor bak şimdi. Aa, çok kötü. Canlı ya, yani abi. Abi ya, burası en kötü yani. Olan nokta. Baksana. Kırıyor tabii. Sadullah yok. Abi. Bu ne? Ama işte bu tamamen o nokta nokta olayına gidiyor. Aa, sivilce patlatma gibi gerçekten çok kötü chat. Bunu izlemeyin. İğrenç. Yaratıkların ya, kötü şey olması yok. İğrenç bence burada. Bak kaşınmaya başladım, hemen başladım ben ya. Ben de kaşındım bu arada da. Bu peki hayvanı neymiş? Ne yapmışlar da böyle bir şey olmuş? Kutlanmış değil mi? Parazit ya muhtemelen. Ya işte bir yediği bir şeyden ya da işte sokak sonuçta. Bu gerçekten kötüymüş. Bakteri. Abi bu yani şey değil ki bu. Yani, 9. Bana 11 falan bu yani. Çok rahat. Bende bir şey yok ama şu ana kadarkiler içinde en çok 4 verdim. Buna ben de kaşındım. Rahatsız edici olduğunu çok rahat anlayacak. Ben 11 verdim. Buralara geçeceğim zaten gözükmüyor. Işte, internetin türettiği rahatsız edici materyaller. Güldür güldür. Ya yani ya sen bugün... Gerçeğini izlemeyin chat. Talasso fobi arkadaşlar. Okyanus fobisi. Talasso biber fobisi. Aynı şey. Ha talasso. Talasso mu? Suyun altında ve boğulmak mı? Mesela boğulmak ha bak bu... Derinlik fobisi mi? Boğulmak beni geriyor. Çünkü sanki şöyle her şey çıkabilir bak, anladın şey mı? Baksana bence fobileri... Yap. Abi, ya. Şey bak bence ya. Bence bu bence fobi zaten görkemli. Benim karanlıkla şey... Derdim paralel. Bak, paralel olabilir evet. Paralel abi bu. Evet. Yani göremediğim şeyden korkuyorum anladın mı? Yani görmediğim zaman problem yaşıyorum gibi. O yüzden ya yani bir de bu... işte bilinçaltında belli şeyler var tabii. Evet var bilinçaltında var evet. Bence fobileri çok fazla şey, ya. Şey yapıyorlar. Anlamadı, göremedi, abartıyorlar gibi şeyden çok korkuyor. Abi bir orada de hiçbir şey çıkarmıyorlar var. Hayal gücünde zaten, Run Wild yani. Mesela bu da bak. Zaten bilgisiz. Baksana abi. Ay. Ya bu tabii bu ne yapacağım? Bu neydi ki? Ay ne oluyor ne oluyor? Şey değil ki. Hayır bu aslında işte o bilinçaltını anlatıyor. Sanki okyanusta bir şey olabilirmiş gibi. Anladın mı? Kanka bir şey diyeceğim. Zaten bir insan burada korkar. Fobisinin olmasına gerek yok. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Aşağıdan bir şey arkasından bir şey çıkacak daha büyük. Okyanus ve uzay. Ay. Mesela ben kendi adıma okyanusta böyle şeyler olduğuna inanıyorum. Böyle abi, o kadar oksijen kimsenin yok bilmediği abi. Dev yaratıklar veya böyle işte megadalondur o su bu sucudur ben olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben girmem abi, abi okyanusu. Ben... Abi var abi var ya. Sen ben sana nasıl ya. Hemen anlatayım. Vallahi hemen seni rahatlatayım mı? Rahatlat abi, beni. Dünyada bu kadar büyük bir kitleyi tamam. Destekleyecek kadar oksijen yok. Ya kim mesela diyor dinozorların ya? Dinozorların falan belki oksijene ihtiyaçları yok. Hayır oksijen abi bak her canlı mutasyona uğrar. Her canlı. Şimdi okyanus dediğin şey dünyanın başlangıcından beri var. Dünyanın başlangıcından beri olan bir şeyde yaşayan bir canlının bu kadar yüzyılda mutasyona uğramamasının mümkünatı yok. Yok, o yüzden değil ama ya. Uğradılar zaten. Bu boyda balina var sonuçta. Evet var abi bu boyda balina yani. Tavuklar mutasyona uğradı. Dinozorlardan tavuklara dönüştüler. Küçüldüler. Mutasyon. Hayır, dünyadaki yani, bütün canlılar küçüldü. Sen koskoca dinozora tavuk dedin ya. Sana hiçbir şey demiyorum. Ben gidiyorum. Evet, ben mutfağa gidiyorum. Tavukların ataları. Neyse Alp şeydeyken Sadullu abi de bu konuda bana şey verecekti. Dünyada 5 tane yok olma var. Günün sonunda. Bu 5 yok olmanın son ikisi zaten küçülmeye gider. Yok olmalar işte. Dünya inanılmaz oksijen balındırıyor bir noktada. %40 oksijenden oluşuyor. Bütün hayvanlar büyüyor. Sonra bütün dünya üzerinde tamamen bazaltla kaplanınca bütün bitkiler ölüyor. Oksijen miktarı inanılmaz azalıyor. O yüzden de zaten bütün her şey küçülmeye gidiyor. Çünkü yani hücresel... Gidemeyen enerji... zaten neslini tüketiyor. Evet evet zaten hücresel yenileme olmuyor oksijen taşınamadığı için vücuda. Ya, o yüzden bütün hayvanlar küçülüyor. Eğer oksijen fazla olsaydı biz de çok daha fazla büyük olurduk insanlık olarak. Tabii farklı evrilirdik ama yani zaten hayvanlar kendini korumak için evriliyor, küçülmeye evriliyor. Çünkü hayatta kalabilmesinin tek nedeni bu. Tek yolu bu.
O yüzden bu kadar büyük hayvanların olması, en fazla büyük bildiğimiz mavi balina mı? İşte o, yanlış bilmiyorsam. O bile humpback zaten ya. Humpback daha büyük değil mi? O da olabilir yani. Evet. O da, o bile zaten kendi hayatını çok tembel bir avlanma metoduyla geçiriyor. Çok az enerji harcamıyor. Çünkü öyle bir enerji yok. Ağzını açıyor işte, balıklar girsin diye bekliyor. Evet, günün sonunda evet. bütün kuşlar dinozordur arkadaşlar. Yani günün sonunda. O yüzden korkmayın, böyle büyük şeyler olduğunu zannetmiyorum. Dalın gidin denizin. Abi denizde tehlikeli şeyler yok. Bu tabii ki de var ama yani mesela sivrisinekler çok daha büyük bir tehlike. Köpek balıklarından. Anladınız mı hani? En azından okyanustaki ekosistemde bir işe yarıyor yani. Sivrisinek ne yapıyor? Abi inekler bile köpek balıklarından daha fazla ölüme neden oluyor. Sen koskoca binlerce yılın predatörüne de ki tavuk. Tavuk. Ben buradan sadece bir tane mantıklı bir ders çıkartabilirim. O da şu. Eğer ki olur da bir sıkıntınız varsa çünkü olabilir sonuçta. İnsanlık hali yani. Boyutu küçük olabilir. Dersiniz ki bir zamanlar T-Rex de vardı. Büyüktü. Ama şimdi onlar tavuk. Yani burada önemli diyoruz. Olan boyu ve iş, yani boyun önemli. Önemli olan işlevi. Her gün kahvaltımızı süslüyor mu bu tavuklar? Süslüyor. O yüzden yani genel olarak boyunuz işte hani kısaysa ve kutu olmaktan rahatsızsanız rahatsız olmayın yani. Sizi yiyeceğiz çünkü. Nem 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 nem. Elif Edibanda 33 bit olmuş. Nasıl aslında okyanusları araştırmak için kurulmuş ya? Evet ya. Ondan sonra abi ne buldularsa uzayda şey, aman okyanusta uzaya çıktılar. Neden? Çünkü okyanusun derinliklerinde bir teknoloji buldular. Megadolondan bir teknolojiden hop oradan uzay. Melisa, bence Atlantis'te gerçek. Melisa 4. ayında Alp'i 2 yıldır takipçisi olarak. Zaten. Burada Atlantis'ten adam geldi oğlum. Ben de katılıyorum bu arada. Nasıl sadece şey değildir, Space Administration değil, Aeronautics de var, bu doğru. Yani NASA hem yukarı hem aşağıya bakmak evet. üzere kurulu. Ama aşağı az baktı, biraz daha baksaydı o da yani. Daha abi kendi aşağımızı bilmiyoruz, yukarılara çıkıyoruz. Melisa'cığım burada dördüncemiz kutlu olsun. Şöyle... Ya da ne buldularsa korkup kaçıyorlar. Yok hayır, abi. Denizdeki aşağıda o bize gelsin kardeşim. Biz de yukarıdakine, herkes üstündekine doğru gitsin. Çok basit bir mantık bu. Ya abi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buyur denizin arkadaşlar. Tamamının dibini haritaladıkları için çok bir şey kalmadı. Canlıları saymıyorum haritalama konusunda. Oysa şuna bak. Onu biyologlar ilgileniyor. Yazıklar olsun. Dinozor sevenler olarak utandık şu görüntüden. Şuna bak. Ama bu doğru yani. Ve abi çok güzel bir yaşam. Hatta şuna aslında. Bak şuna, şu hayata bak şu. Neydin ne oldu? İşte ben bak şey... asla demeyeceksin. Neydi? Ne oldu? Demeyeceksin abi. Büyük konuşmayacaksın bu hayatta. 100 yılın da değil. 2 milyonun şey yani batımı. Dodo'nun hayal gücü. Buna bak ya. Abi, hayal gücü değil lan bu kanıtın. Sen koskoca Tyrannosaurus Rex. Vallahi ya, geldin ya. Ama bütün Kaysa'da yiyelim seni. Bütün filmlerinizi izledim. Bundan sonra Jurassic Park izlerken farklı düşüneceğim yani. Lan davuk. Rins 17. ayında. En son bir GTA sözümüz vardı ama Alp adam. Yani yapacağız mı? O söz hala. O vardı ya. Evet var. Peki bir şey soracağım. Şimdi GTA mesela 6. tavuklar gıdaklıyor ya. O nasıl evrildi? Yani şimdi T-Rex normalde kükrüyor. Kükremekten gıda nasıl geçti acımız? Bu T-Rex'in kükrediği tamamen bir Spielberg oyunu. T-Rex'lerin aslında kükremediğini, deriden oluşmadığını, çok büyük bir kısmı aslında gıdaklıyorlar mıymış yani T-Rex'ler? Nasıl bir ses çıkarttığını bilmiyoruz ama kükremediklerini biliyoruz. Çünkü iyi bir avlanma stratejisi değil bu. Üzerine üstlük mesela bu hani filmlerde falan görürsün. Abi Google'a bak, Google'a T-Rex yazdım abi. Bunların skeletonları belli. Bak bütün filmlerde T-Rex böyledir abi. Bu değil. Mesela T-Rex'lerin boyunları kürklü baya. Böyle boyunlarında kürkleri ya, var falan. Ya kim diyor? Böyle. Kim? Abi yani mutasyon... kemiklerden aldı. Bak al kürklü T-Rex yazınca tek kürklü çıkabilecek yani bu var benim bildiğim. Dur bak. Burada başka kürklü bir T-Rex nasıl yani? Al kürklü hepsi T-Rex. Hepsi tavuk olmamış demek ki. Tüylü yani. Tüylü hayvanla terleme yapmak için tüye ihtiyacı var. Bak bu mesela İnanmıyorum şu adam... abi ben, sen bilim düşmanısın. Ya bilim bak şimdi böyle bir büyük bir hayvanı soğumak için bir mekanizmaya ihtiyacı var. Yani tüy. Ya babacığım o dönemde bunu. Yok bak, demek ki sen günümüz dünyasıyla bak, niye düşünüyorsun ya? Tabii çok büyük abi, olduğu için. Abi dünya çok daha sıcak o dönemde. Gidiyor. Daha çok ihtiyacı var. Bak, abi böyle... gitti koskoca T-Rex'i ben yaptı abi, şu sırt kılına bak, gözünü seveyim ya. Ya bu T-Rex bu lütfen Dodo şu an var ya bütün yani
Bildiğim sevdiğim her şeyi bozuyorsun şu anda. Yani ya. Bu kişisel bakımını ihmal etmiş. Aynen öyle yani bu no shaving yani bu. Buna bir ağda lazım yani. Bunlar istenmiyor. Abi o dönemde ağdacı bulamamışlar. Ne diyeyim? Kılı T-Rex olabilir tamam ama o da yani bir iki tane vardır. Kıllı insan da var sonuçta. Onur 44. ayında hoş geldin. Abi kıllısı var, kıllısı var bu doğru. Devam edelim. Fazla kıllı diye fazla T-Rex de olabilir. Mesela şimdi şu görüntüsü korkutmuyor mu? Bunu izledim mesela bir de üstüne üstlük. Nasıl hayır? Şu seni emsen abi yutsana. Yani şu çok görkemli geliyor bana. Ya babacım görkemli de yutsa seni neyin görkemi? Ya beni niye? Şu korkutmuyor mu seni şu görüntü? Nerede anladın? Bir söyleyeceğim. Beni korkutuyor. Videonun burası bu da abi internet tarafından üretilen bir yeni yerleştirilen değil de yerleşen bir şey. Abi böyle şeyler yok yani. Bunlar var var ben var ya bak bunların olduğuna bak, kalıbım basarım. Bunların olması şart değil ki bunların olmasından korkması bizim konumuz. Oğlum bak. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Orada evet. Ya bak yani babacım. Bunların orada olduğunu düşünerek korkuyorsun. Şu öyle bak Dodo. Evet yani. Şu yok mu abi şu? Şu var bak balina bak dev gibi bir şey şu balina orka, dediğin şey. Orka var canım. Okyanus yok diyorsun birader. Ulan oksijen yok diyorsun. Ama bu var. Bu kocaman. Megadolon da bunun kadar işte gibi düşün. Hayır Megadolon bunun 7 katı. Suda olan bir tane dinozor var bak sen onu bilir misin? Evet. Nerede o? Hatta benim Jurassic Park oyunumda da vardı o. Ben şey yapmıştım. Bulamadım şu an. Ya mesela Kraken bence gerçek. Bak. Ya abi Kraken dinozor. Bak şimdi dinozorları dediğimiz şey Jura dönemi. Ama tamam. Kraken antropot değil mi? Evet abi bence Kraken onu, gerçek. Onu da gördük Tarkan filminde gördük. Evet. Kraken. Bence şimdi, bu kesin bak, var ya. Bu uzayacak. Ben çok anlatayım. Lovecraft'ın da çıkardığı bir şey mi? Hayır abi ya. Bir tane. Ya arkadaşlar. H.G. Lovecraft Tentacle yazmış abi. Bak. Kutulu vs. Kraken ne? Kutulu evrenlerin tanrısı Kraken öyle denizde yüzen vıcı vıcı. Lan büyük ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben ne anlatıyorum ya? Bak abi şu. Şu teknik olarak. Bir dakika. Bilimsel konuşalım. Bilim konuşsun. Tamam konuşalım. Konuşalım. Bir tane görüntü almıştı bilim insanları. Dev bir ahtapot. Bak, yine bilim insanları. Kim bu bilim insanları? Bir dakika. Dev ahtapot videosu diyeyim. Abi bak şimdi şöyle düşün. Koskoca dinozorların kemiklerini bulduk. Nerede Kraken'in kemiği? Anladın Kraken mı? Kraken kemiksiz oğlum ahtapot. Enayi bu ya. Daha hayvanlar alemini bilmiyor. Herhangi bir fosil bırakmamış mı? Öyle büyük bir tane video hayvan. Vardı. Videoyu bulamadım. Chat. Dev böyle bir tane kalamar mıydı acaba o ya? Deniz altında yakalanan, bulunan, görülen dev canlılar. Megadolon çıkacak şimdi değil mi? Megadolon yok abi yok. Yaşayan hayvanlar arasında var. Var. Mesela şey vardır ne bileyim suyun içinden bahsediyorsak Blue Whale vardır işte ne bileyim. Megadolon kesin var abi. Megadolon olmama ihtimali mesela yok ya. Mesela dev kalamar dediğimiz şey var mesela. Dev kalamar yazarsan ya da Colossal Squid yazarsan bu var. Bunun var olduğunu nasıl biliyoruz? Fotoğrafını çekmişler. Evet işte bak onu üstüne o mu? Colossus ne dedin sen? Colossus ne? Colossal Squid. Colossal. Benim aradığım o mu acaba? Dur bakayım. Kolonoskopi de çıkabilir dikkat et. Abi bu var nereden biliyoruz çünkü 4K fotoğrafı var abi yani. Bak aynı bu tarz bir şey abi bak şimdi şöyle bir şey var işte bunu ben diyorum ki bu varsa yani şu boyutta bir şey varsa bunun bir tık onu daha sen görüntülerdin. Büyüğü bunun bir İyi tık de, daha bu. Büyüğü vardır artı zaten bunu bile görse zamanın denizcileri buna Kraken demişler bence işte anladın mı onu anlatmayacağım. Tamam okey ben onu okuyayım ama mit öyle geldi. 4K kamerayla çekebiliyoruz demek ki. Gerçek. Onu çekemememiz abi bana çok o ilginç. Çünkü çok derinde. O kadar derine inemiyorsun. O yüzden çekemiyorsun. Nasıl inemiyorsun? Her derinliğe inebilecek hayır. Değil. Ay indik ne oldu işte? İndik, patladı anasını sattın. Abi şey. Hiçbir dünya örgütünden onaylanmamış deniz altıyla inersen bak, tabii abi, ki de. Bak abi okyanusun yüzde biz kaçını biliyoruz oğlum? Yüzde kaç? Onunu mu? Tamam o bilmediğimiz kısmın derinliğinde olabilir işte. Ama canım. Abi bak şu. Okyanusun tamamını haritaladı insanlık ama her onurum, tarafında... Onurum teşekkür ederim 44. Sen yani, bilim düşmanısın burada. Bilmediğimiz birçok canlı var ama kimse bu kadar büyük bir canlı olamaz. Ben bir şey soracağım. Dodo'ya chatten bir... Subnautica oynamıştım herhalde. Salatası güzel olur. Kankam bak zaten ürkütmesin. Salatası. Normal.
Tava. Bak göze bak göze. Şundan bahsediyorum. Bunların var abi bu. Ürkütmesi... Abi Ren gözüyle mi yiyecek bizi? Benim bildiğim fobi şöyle oluyor. Gözünü getiriyor böyle. Bizden korkma. Okyanusu geçerek gitme olayı. Başka fobi var mı? Çok ara gittim video olarak. Fobi. Tabii o. Öyle mi? Yılan korkusu. Ya. Nasıl yani yılan tabii ne görsem hoşuma gitmez ama. Yılanlarla aram yok yani. Hiçbir bağlantım yok. Hiçbir bağlantım yok. Ulan dev gibiymiş yalnız ya. Oha. Aa ısırdı mı? Şuna bak. Bu kadar yılan var mesela. Aa. Bu böcek adam bu arada. Böceğiydi bu adam yapıyordu. Evet. Bu mesela bana çok... Şimdi bu yılanın küçücüğü de var, bu kadarı da var. Demek ki oksijen yetiyor ama abi. Bunun... Köpek balığında küçüğü var, büyüğü var yani bak. İşte. Çok güzel yerde durdu. Bak bunun dişçiye gitmiş bu. Damak yapılacak. Bak hem dişler alınmış değil mi? Evet ya. Abi, bu, damak. Herhangi bir hayvan kadar korkutucu değil. Isırmasın yani. Bu hayvan ama bu zaten sıkarak. İşte ben genel olarak hayvanlar korkmuyorum. Bu boğan versiyon. Bu... Mesela bu ne abi? Bu CGI. Ama orada olay zaten görüntüden rahatsız. Bu yani anakanda. Bu kadar büyük bu olursa herhalde korkarım. Bu hayvandan korkanla bile bu görüntüden yani bundan korkmamak mümkün değil. Oo. Jump skir var bunda. Bunu izlemesi gereken kişi. Yani korkmayan adamı korkutmak evet. için ama o izlemez zaten. Yapmışlarsa önümüze getirip koyuyorsunuz yani. O adını duyamıyor yani. Düşünün. Bu ne yapacağım skiri? Burada sadece ay dedim ama içimde böyle bir şeyler gitti bu arada. Evet. Bu da arkadaşlar ofidio fobi. Hiç yılanlara, ya yılanlar zaten korkudur ama fobi tarzı bir şeyiniz var mı? Çok tuvalet. Yok sıfır. Oğlum da... Yılandan dolayı mı? Hayır yılan. Yılan deyince... Ben sen gelmeden önce burada 3 litre su içtim de. Tamam işte. Hadi gidip geliyorum. Hadi bir gidip geleyim ben. Hadi gidip geliyorum. Tamam. Mesela yılanların bizim için daha korkutucu. Yani bir sürü zararlı hayvan var. Yılanların bizim için özellikle daha korkutucu. Sayın Dodo Loch Ness canavarı da gerçek mi? Onu ona değil bana soracaksın Saadettin'im. Gerçek. Gerçek. O da gerçek. Denizlerdeki, ama... okyanuslardaki dev yaratıklar gerçektir arkadaşlar. Bu ama kadar Loch Ness gölü değil o. Abi, okyanusta değil, gölde lan gölde. Oğlum ben İskoçya'nın affedersin küçük ırık gölünde. Bak ne biçim konuşuyor ama ya. Ama lütfen yani. Gerçek Loch Ness canavarı Van Gölü'nde yaşar. Bak mesela bence. Abi bayılıyorum. Bak bence şu da gerçek abi bekle. Neydi o? Bir dakika doğrusunu yazayım. Hah. Yani şunun. Bak. Abi bu mitler hep bir şeylere dayalı bak. Bu ne? Bu yılan bunu biliyoruz. Dev yılan. Jormungandr. Gerçek abi. İskandinavlar yok kıçından dev gibi bir yılanı niye atsınlar abi? Demek ki denizde hakikaten kocaman abi, bir yılan görmüşler ve oradan böyle demişler ki bu mit. Loki'nin iki çocuğundan birisinin evet. Yılan olduğu çok haklısın. Biri de Fenrir. Yani. Kurt o da. Özür dileriz aynen. Bak gayet gerçekçi yani. Korkutucu olmasının sebebi nedir abi, sence? O zaman deniz atları da Poseidon olabilir. Üzerindeki atlarla beraber oluyor. At deniz atları öyle çıkıyor. Olabilir dalaya geçme. Ben köpeklerden korkuyorum. Köpek fobim olsa dışarıda çıkarım. Daha fazla var. Her yerde ben köpek var. Köpek gezdirenler var, onlar var. Mert'in evinde. Ama seviyeleri var dedik ya. Asansöre binemeyen klostrofobik gibi anlamadım. Evet, evet. Seviyeleri var kanka. Korkuyla fobi zaten iç içe. Onu bir... Böyleler ya. Böyleler. Böyle. Ne yapıyorsun? İç içe işte. Ben böyle yaptım ya. Küme küme. Son olarak Yaren'cim çok zorlu bir fobiye geçiyorum. Aha. 3 tane fotoğraf gördüm. Ya Renofobi. Çok güzel. Orsanofobi falan mı? Şöyle hemen. Benimle ilgili. Sırada 3 tane fotoğraf var. Sizden ricam gözlerinizi kaçırmadan bu 3 fotoğrafın tamam. Sonuna kadar bakmanız. Tamam. Fotoğrafları tetikleyici fobinin adı Peladofobi. Ne bu? Şişkin mi? Açıyorum. Gözlerini kaçırmadan. Gözlerimi full açtım. Saldo abi ama gençliği. Benim bu. Kel fobisi mi? Şaka bu herhalde. Yok, yok. Arkadaşları bu ne? Bu arkadaşları da yani ama gerçekten kel fobi diye bir şey mi var? Yok bence. Böyle bir şaka yaptım. Gerçekten böyle bir fobi var mı? Bence var abi. Var mı? Ya abi sen kendin diyordun her şeyin antin kultin her şeyin bile fobisi olabilir diyordun. Bu da olabilir yani hakikaten. Abi, kelleşme fobisi falan mı acaba? Ha ben o da olabilir. Ben bugün kimseyi korkutmuyor. Acaba? Ya. Benden korkan çocuk olabilir.
Evet, peladofobia is the fear of the hair loss and bald people. Tamam, kel kalma korkusu. Anıl böyle zaten falan diyor. Kel kalma ve kel insanlardan korkma. Ha, bir de kel insanlardan da var yani korkma. Sağdıl abi, çok dikkat. Sağdıl abiyle tanıştırmak istediğim bir insan olurdu ya, böyle beni tanısam. Çok iyi be, alfa erkeği gibi duruyor. Tam bir alfa duruyor şu an. Nasıl, yakışmış mı Anıl'a? Hayır. Nasıl hayır ya? Sakallı bütün falan. Kellerin Soner Sarı Kabadayı'ya benzer. Yakışmış ha. Vallahi çirkinli değil ya. Oo, şimdi bir saniye. Anlaşılmadı fobi. Alfa adam. Madem Dodo bunlara inanmıyor. Anime kızları gerçekse 4K videosunu istiyoruz tabii demiş. Atacak şimdi 4K abi, sana bir anime göreceksin. Yani, tabii atayım abi yerde. Terk isteyin ya. Gel nerede benim? Suisei videonu atsana canım. Teşekkürler. Yok, aynen. Oğlum adam yakışıklı çünkü zaten. Evet. Adam yakışıklı, ağzı yüzü düzgün yani. Gerçekten güzel durmuş ama abi pelodofobi, kel insanlar ya da kelleşmeye karşı duyulan korkuymuş. Videomuzun arkadaşlar yavaş yavaş sonuna geldik. Enteresan bir korkuymuş ama öğrenmiş olduk. Kelleşmeye karşı korkuyanlar. Stüdyoda, gerçek bir stüdyoda şarkı söylemeye gitti Suisei bir ara. Onun videosunu at. Tamam. Diyor ki abi hem kel insanlardan korkma. Hem kelleşmeden korkuyor. Evet, evet, evet. Bu ne Dodo? Bunu anlıyorum yani kelleşmeden. 4K stüdyoda normal. Şarkı söylüyor işte. Dodocuğum CGI ama bu. Hayır, gayet bak gerçek bir stüdyoda. Ama Dodo. Hadi. Parmaklı bu bak, parmaklar kimin? Kendisinin. Nasıl kesin oğlum bu temin gibi farklı. Yok, yok. Piyanist aynı stüdyoda da piyanist piyano çalıyor, kendisi şarkı söylüyor. Dodo. Gayet söylüyor işte bak. Al 4 kaysın. Tamam, 4 tamam, kaysın. Tamam, tamam. Bekle. Bekle, bekle. Suisei abi. Bekle abi, bekle. Al 4K video. Şu altta yazan okuma ama. Tamam, okumuyorum. Megalodon CGI şarkı atak. Onu okuma, onu okumadın. Onu okumadım, tamam. Okumadın, 4K video. Bak Amerika burası, biz biliyoruz. Washington'da oldu geçen. Bak. Niye arkası yanıyor? Megalodon yakmış mı? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu CGI değil. İnsanlar panik yapmasın diye CGI dedi. Aynen. Bak, öyle. Bak sen diyorsun ki bu gerçektir. Yani bunun gerçek olmama ihtimali var mı Dodo? Bak. Kırdı abi. Al kırdı. Yeni çok kötü parçalanmadı mı ya? Bak ay, yarışta diyor. Oraya saplandı. Ne yaptı abi peki? Parçalardan birisini tükürdü mü helikoptere? O sekti, niye öyle sekti? Helikopter helikopter. Bak. Ceyda ablayı nasıl geçtik bilmiyorum birden. Daha da gerçekçi bir videosunu göstereyim mi sana 4K? Tabii lütfen, lütfen. Tamam hemen gösteriyorum kanıtlarıyla. Ama bir tane bu video... Aha bak mesela, ah 4K. Ben onu filmde izledim. Ben bu Jurassic Park filmi bu. Ayrıca Megalodon değil. Yo, o. Evet değil ama... Gerçek filmi çevirdi lan bunu. Bak, gerçek herkes ıslandı. Megalodon değil. İnsan var onu alkışlıyor, millet alkışlıyor. Tamam, Megalodon değil bu. Megalodon olsa inanırdım. Bu Megalodon değil bu. Tamam tamam, bekle, kanıtlıyorum. Kanıtlıyorum. Benim bu. Benimkinde şarkı bak. Söylüyordu burada da. Hah, izliyorum. Bak. Bak scientist it diyor, bak scientist it. Evet, hakikaten biliyorum. Shark graveyard, Coast of Australia. Bak tamam. Dişe bak diş. Tamam. Tamam, ben zaten bak, Megalodonlar... Bak! Yoktu demedim ki, Megalodonlar tükendi dedim. Tükenmedi. Bu doğru mesela, çok güzel bir video. Şu an senin tezini çürütüyor bu. Çürümüyor. Bak 40 ton görmüşler abi. Bunu gördülerse bulurlar. Bu kadar basit, varsa bulunur. Buldular oğlum, söylemiyorlar korkmuyorum diye. Bu da hiç anlamıyor ya. 51. bölgede bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi niye korkalım? 40 ton köpek balığının üzerine 1400 tonluk yük gemisiyle içinden geçsen paramparça olur. Ya abi öyle olmuyor işte ama bunlar. Öyle kolay değil. Bu denizin hakimi bu. O yüzüyor. Bak. Oğlum küçük megalodon. Her yıl insanlık olarak 40 milyon cins hayvanın soyunu tüketiyoruz. Bir tane megalodonu öldürmemiz 2 gün sürer. Oğlum bence var ya orada Godzilla da var. Max yani. Ben bir ufak Godzilla'ya da inandım. Godzilla gerçek zaten. O dünya sıkıntıya girince gelip kurtaracak. Abi olay kusura bakma da abi. Olay çekik gözlere gelince Dodo her şeye gerçek diyor. Doğru. Adamlar kanıtlıyor abi. Bak ben burada bir sürü şeye gerçek dedim. Beni ezdi. Gittim yine bir Japon bu sefer mitine döndük. Godzilla dedik. Gerçek dedi. Chat'e link attım. Godzilla haksızlık gerçek. Var abi. Godzilla gerçek. Ben gördüm Godzilla'yı. Sen gördün. Tabii canım. Bak birisi çok güzel yazdı.
Çok katılıyorum. McAlton'u rakıyla tüketiriz abi. Çok doğru. Çok ayıp bu arada. Rakıyla Megalodon gitmez yani. Gitmez denedik abi. Mi? Peki eti çok güzel. Tek etekli denedim.